Türk İslam Devletleri'nde Kültür ve Medeniyet, Devlet Yönetimi. Türkler cihan hakimiyeti mefkûresine sahip olduklarından ötürü sürekli devlet kurmuşlar ve çok geniş coğrafyalara yayılmışlardır. Fakat ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, boylar arasında mücadele, taht kavgaları gibi sebeplerle birçok Türk devleti kısa sürede yıkılmıştır. Devlet yönetimine maddeler olarak bakarsak, A. Hükümdar. İslam öncesindeki veraset sistemi, hükümdarlığın babadan oğula veya herhangi bir hanedan üyesine geçişiyle kut inancı aynen devam etmiştir. Hükümdarın yasama, yürütme ve yargı yetkisi vardır. İslami dönemde sadece Memlüklerde hükümdarlığa geliş şekli farklıydı. Güçlü olan her komutan hükümdarlığı ele geçirebilirdi. Memlüklerde bir hanedanlık sistemi yoktu. Türk İslam devletlerinde hükümdarlar Han, Hakan, Sultan, Sultanı Azam, Sultanul Alem, Sultanul Maşrik, Velmağrib, Kadir, Kara, İlik, Melik, Şahin Şah ve Harzem Şah gibi ünvanlar kullanırdı. Hükümdarlık alametleri ise hutbe okutmak, sikke yani para bastırmak, tuğra, nevbet yani davul çaldırmak, sancak, taç, sorguç, taht, tuğra, otağı yani saltanat çadırı, hilat, halifenin gönderdiği üzeri ayet işlemeli elbise, menşur, halifenin gönderdiği yazılı belge, asa, alem ve çetir yani saltanat şemsiyesi gibi sembollerdir. B. Hükümet. Hükümeti oluşturan divanlar şunlardır. Divanı saltanat, büyük divandır, devlet işlerini yürütür. Divanı istifa, maliye bakanlığıdır, müstevfi başkanlığındaki kişidir. Başındaki kişidir. Divanı Tuğra ya da Divanı İnşa yazışmalara yapan başkanlıktır. Tuğra'yı başındaki kişidir. Divanı İşraf genel teftiş başkanlığıdır. Müşrif başındaki kişidir. Divanı Arz veya Divanı Ceyş askerlik işleri bakanlığıdır. Emiri Arz başındaki kişidir. C. Saray sultanın ve devlet çalışanlarının bulunduğu yönetim birimidir. Saray çalışanları. Hacip divan üyeleriyle sultan arasında yazışmaları yürüten görevlilerdir. Başlarındaki kişi has haciptir. Kapucubaşı, sarayın günlük işlerinin görülmesinden sorumlu olan kişidir. Silahtar, silah imalathanesini yönetir. Candar, saray muhafızlarıdır. Başlarındaki kişiye emiri candar denir. Alem, bayrak demektir. Bayrakları korumakla görevli kişiye alemdar denir. Cemedar, sultanın kıyafetlerinden sorumlu kişidir. Emiri Ahur, sultanın at ve hayvanlarından sorumlu olan kişidir. Serheng, sultanın özel korumalarıdır. D. Memleket yönetimi. Ülke eyaletlere, eyaletler vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar da köylere ayrılır. Eyalet, başında bulunan kişi şıhnedir. Eğer hükümdar soyundan bir kişi eyaletin başında ise o zaman unvanı meliktir. Vilayet ve kazaların başında mülki idare eden sorumlu amid, yani vilayet amidi veya kaza amidi bulunuyor. Mali işlerden sorumlu amil, vilayet amili ya da kaza amili, halk tarafından seçilen reis sadece kaza ve naiyelerde bulunuyor. Belediye işlerinden sorumlu kişiye muhtesip deniliyor. Köylerde ise iktidalı sipahiler bulunuyor. Bunların dışında ulak yani posta teşkilatında çalışan pekler, münhi diye anılan gizli istihbarat memurları da var.